hafıza, hatırlayış, unutuş sözcükleri gündelik dilde çoğu zaman insan bireyleri bağlamında kullanılır. Toplumsal hafıza ise bu hatırlayış ve unutuşun toplumsal boyutlarını içeren bir kavramsallaştırma. Toplumsal hafıza nasıl üretildiği, bu üretimin gerçekliği, ne derece yansıttığı ya da seçtiği gibi sorular aslında belleğin toplumsal boyutlarına bizleri götürmekte. Kişisel hafıza için unutmak çoğu zaman nörolojik bir sorun veya bir opsiyon iken, toplumsal anlamda unutma genel itibariyle üretilen bir strateji haline dönüşmekte. Hafıza kişisel ve toplumsal düzeyde hatırlarken aslında olmuş olanı şimdinin içinde yeniden kurma süreci bir anlamda. Bu yeniden kurma olmuş olanı eksiltip abartabiliyor da. Hatırlayışın bağlamsal doğası sadece hatırlanını değil, hatırlanan etrafında kurulan, kurgulananları da yeniden çağırmaya gerekli kılmakta. Unutuş da en az hatırlayış kadar toplumsal bağlamda seçilen ve kurulan bir düzleme sahip. Hatırlayışın ve unutuşun mekanı olan toplumsal hafıza ise diğer mekanlar kadar toplumsal üretimin gerçekleştiği bir alan olarak karşımıza çıkmakta. Bu konudaki ilk çalışmalar Morris Halbwox tarafından yapılmış. Daha sonra Fransız ekolünden pek çok sosyal bilimci bu konuya büyük emekler harcamış. Kültürel hafıza kavramı da gene toplumsal hafızanın bir boyutu olarak literatürde bunu da görmekteyiz.